Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 8-14 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta başı ay balık burcunda dolunay fazında olacak. Haftanın ilk günleri hafta boyunca dolunayın etkilerini daha fazla hissedeceğiz. Sizin para eviniz olacak dolunay. Dolayısıyla parayla ilgili bazı önemli gelişmeler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Daha önceden başladığınız iş girişimlerinden sonuçlar alabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Gelir artışları söz konusu olabilir. Bunlar kariyerinizle de bağlantılı olacaktır. Çünkü kariyer evinizde ilerleyen Satürn'e dolunayın olumlu bir açısı var. Uzun vadeli iş girişimleriniz sizi maddi yönden destekleyebilecek e, olumlu e, gelişmelere e, yol açabilir. Bu dolunayın da etkisi bunları güçlendirebilir. Belirsiz olan koşullar biraz daha netleşebilir hayatınızda. Beklediğiniz bazı paralar olabilir, alacaklar olabilir veya yapmayı düşündüğünüz yatırımlar olabilir. Bunlarla da ilgili e, daha net e, sonuçlar ortaya çıkacak. Bu dolunayın etkileriyle beraber. Yeni alışverişlerde biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Venüs ve Neptün arasında oluşacak karşıt açı özellikle sanatsal konularda yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi gösterebileceğiniz konularda bazı harcamalar yapabileceğinizi de işaret ediyor bu dönemde. Evet, Merkür Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla iletişim yönünden çok güçlüsünüz. Her türlü iş anlaşması, toplantı, sözleşme yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş veya eğitim amaçlı seyahatler hayatınızda yoğunlaşabilir. Medya, yayıncılık, radyo, televizyon gibi konularla ilgili de işinizle bağlantılı daha fazla faaliyet içerisinde olabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru ayın 12'si ve 13'ü Ay Boğa Burcu'nda olacak. Ee, bu dönemde ev ve aile ile ilgili konulara biraz daha yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizi evde ağırlayabilirsiniz. Ee, bir arada zaman geçirebilirsiniz. Ee, aile üyeleriyle keyifli e, paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Hafta sonu Ay Yay Yüzler Burcu'na geçince e, sizin için de daha sosyal etkiler devrede olacak. Ee, bir gezegen değişimimiz var. Burç değişimi Mars yay burcuna geçiyor. Hafta sonunda ayın 14'ünde Mars yay burcuna geçecek. 27 Ekim'e kadar Mars yay burcunda e, özellikle e, üzerinde çalıştığınız projeler, gelecekle ilgili hedefleriniz için çok daha fazla e, motive olabilirsiniz. Daha girişken olabilirsiniz. E, bu alanda enerji harcayabilirsiniz. Mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle ilgili özellikle erkek arkadaşlarla ilgili paylaşımlar, sporla ilgili konular günlük hayatınızda biraz daha fazlalaşabilir. İş veya özen amaçlı seyahatler de yine bu dönemde yoğunlaşabilir sevgili kovalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.